Yine tozlu, Allah kahretmesin yani, yine tozlu. Çamaşır makinesi ne yani? Gerçekten çamaşır makinesi. Yani burayı bir temizle. 20 tane çanta asarak şov olmuyor bence. Var olan pislikler gizlenerek temizlik yapılmış gibi gösterilmeye çalışılmış. Ya espri yapma! Espri yapma! Bu evde beni en çok mutlu eden şey apartmanın falan çok lüks oluşu. Apartman girişi huzur verdi bana. Polis buraya 4 kere bastı şeyi, zili. Kesinlikle gördüğüm en lüks apartman girişi huzur doluyor. İnsan eve gelmeden huzur doluyor. Ben burada biraz gerildim, hemen çalsak evet, çalalım. Yoksa hemen buraya baskına gelebilirler. Bizi kurtarın! Oğlum şunu bir yağlayın da. Şu kapıyı bir yağlayayım bak. Çok agresif Peki, gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Evin girişi efsane bu arada. Türkiye'ye böyle evet. Evin önünde falan, tarla başına falan çekime geliyorlar ya, otantik. Aynı his var. Ya şimdi biz zaten o otantikliğe tutularak bu evi tuttuk. Öyle yani, mi? Tabii. Kesinlikle. Ama kapının dışı bizi ilgilendirmiyor. Diyorsun ki kapının dışarısı önemli değil. Aynen. Evimiz güzel. Evet. İddialı diyorsun. Otantik diyelim. Bir laf öğrenmiş otantik diye. Her şey iş görüşmesine gidecek. Nasıl? Otantik. Kılıf bulmuş. Güzel. Aynen. Güzel ama. Evet. Senin adın neydi? Ben Şeref Taceddin Yıldız. Şeref Taceddin Yıldız. Aynen. Nerede okuyorsun? Ben Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum. Ne okuyorsun? Otantik. Reklam tasarımı ve iletişimi otantiği okuyorum. Sen? Ben Nişantaşı Üniversitesi'ndeyim. Perfüzyon teknikleri okuyorum. Adın ne? İsmim Oğuzhan Şen. Evinizi yalnız biraz tuttum. Gerçek bir öğrenci evi. Tabii gerçekten. Ya biz zaten öğrenciliği yaşamak için bu tarz bir dekorasyonda... Öyle mi? Mesela bu halıyı ondan mı aldın? Tabii. 30 yıllık bir halı bu. O İran halısı. Kesin öyledir. 1992 model bir halı. Yani bu halının olmadığı Türkiye'de ev yoktur. Yok yani. Evet ya. Bir de tam şey bir olması halde lazım. Yanık olması lazım da onu yapamadık. Yaptık ya şurada. Bir tane var. O tam olmadı. O zaman sizi göndereceğiz. Rakiplerimizi çağıracağız. Evet. Tamam. Evinize veda edin. Evet. Yine ender görülen şekilde bir gerçek bir öğrenci evine geldik sonunda. Bak bu sefer tam bu öğrenci evi. Ama öğrenci evi olmakla babaanne evi olmak arasında da küçük bir çizgi var. Onu evet, biraz kaçırmışlar gibi. Küçük böyle bir halı, hani biraz daha bak, şey olabilirmiş ama koltuğun güzel. Koltuğun rengi, burada babaannem oturur, uyur, uyanır, televizyon izler. Güzel ev ama yani. Bence hani, de. Tabii gömülecek çok kapı çaldı. Kapı çaldı. Ama bir şey söylemek istiyorum. Artık öğrenciler bak şu espri ya espri yapma! Espri bak, yapma! Herkes komik olmak zorunda değil. Tamam mı arkadaşlar? Hocam bu kızlar... Bu kızlar bana hiç yabancı gelmiyor. Bana da. Selam. Şimdi bilenler bilir. Ayşenur ve Berfu değil mi? Evet. İlk bölümde zaten öğrenci evlerinin yıldızlarıydı. Kaç milyon izlendi kız? 1 milyon 300 bin. En son öğrenci. Her gün bakıyor musun ne kadar yükseldi? Hayır bakmıyorum. Doğru söylüyorum. Ya bakmıyorum. Ya bakmıyorum canım en son. Bakmıyorum. Ama böyle bir havalandı mı peki 1 milyon 300 bin izlenince? Hayır sadece evimizin temizliğini gördükleri için böyle bir havalandı. Büyük bir yalan. Yok. Sen havalandın mı? Havalanmadık, sadece bir gün dışarı çıkmıştık işte. Hı. Sonra birkaç kişi yanımıza geldi. Gerçekten bu kadar temiz misiniz falan evet, dedi. O zaman dedim evet, gerçekten bu format tutuyor. O zaman böyle geçelim, evi sizle baş başa bırakalım. Zaten siz deneyimlisiniz. Evet, ben burada bir şişe buldum. Sadaka belaları önler. Çok şöyle göstermek gerçekten istiyorum. Gerçekten çok doğru. Bunu ben de o zaman takviye. Bir takviye yapıyorum. Size 1, 2, 3 TL bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Ayrıca bak düzenli bayağı kitapları dizmiş ve kitaplar... Evet. İnan hiçbir şeyim yok yani. Bakalım. Burası benim babaannemin dolabı gibi yemin ediyorum. Babaannem de böyle. İlaçları sıralamış. İlaçları koyar tek tek. Şimdi ben uyumu hiç beğenmedim. Dediğim gibi bu birazcık fi tarihinden kalma bir koltuk. Ama yastıklar güzel. Ama yastıklardan evet kazanıyor. Ama renk uyumunu pek beğenemedim. Oo, halı? Halı şu sarılık ne? Bu iz ne? Çok değme. Ay. Ay inanmıyorum. Topak topak saç çıkıyor halının içinden. Burayı böyle sert sert şey yapmamız lazım, süpürmemiz lazım. Aynen öyle. Bir gün biz size temizliğe gelelim arkadaşlar. Bakalım. Burası yani tabii ki toz falan var da yine bir erkek evine göre idare eder. Duvarda bir leke var ama görüyor musunuz? Kan lekesi mi o ya? Kahve galiba. Kahve. Bu artık büyük ihtimalle oturmaktan böyle aşağıya doğru sarkmış öyle düşünüyorum ben. Ama bu koltuk güzel. Bu camlar ne ya? Şaka mı? Camlar toz içerisinde. Şurayı bir yakından çekebilir miyiz lütfen? Toz.
Şaka gibi. Şaka gibi. Evet arkadaşlar, mikropların habitatına hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burası kaç oda kayıtlı olan ki yani? Bu odada iki yatak var çünkü. Bu ne ya? Bu ne ya? Kuş mu besliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Evet, iki tane yatak var ama tek oda galiba. Yani birlikte uyumayı seviyorlardır belki ya da yurt korkuyorlardır. Düzenine, yok yok, yurt düzenine alışkın birileridir. Burası şeyli mi? Ha, yok. Ay burada bir şey var. Yaşıyor galiba. Yaşıyor bu. Hala yaşıyor. Bir isim koyabiliriz buna. Ne olsun? Mennan. Mennan adı olsun. Mennan olsun bunun. Aman git tamam. Mennan. Hadi. Aa, bir şey diyeceğim. Düzenliler şimdi. Bence düzenli değiller. Bir erkeğe göre diyelim. Bir erkeğe göre diye bir şey yok ya. Erkek kadın düzenli olacak. Bir şey diyeceğim bak. Yazık öyle deme. Ya biraz daha böyle renk skalasına göre falan dizebilirdi bence. Ben böyle şeylere biraz önem veriyorum. Tabii oy vermek zorunda değil ama. Aa, müzikle ilgileniyor arkadaş galiba. Evet, müzikle ilgileniyor. Ben de solistim ama... O kilise beti galiba. Tamam. Bana göre değil tarzları. Ya bana göre de değil. Ve yani birazcık hem minimalist aslında ev. Yani. Ama düzenliler. Bak gerçekten düzenliler yani. Ya düzenliler ama kendilerine göre bir düzen oturtmuşlar. Mesela ben her şeyi yığınla bir yere koymam, anladın mı? Evet, düzenli tabii. Gözükmek için. O şey, için. Aa geliyorlar falan deyip böyle hepsini tık 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 tıkmış, anladın aynen mı? Aynen öyle. Arkadaşlar, kaşıklı bir leke var. Galiba mercimek çorbası yapmışlar. Evet, mercimekler var. Gibi. Dın 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 dın. Büyük hissediyorum. Çok kötü. Lütfen gelir misiniz? Bir de şuraya bakalım mı? Dur şöyle bir göster bir. Yani bu ne? Bu ne? Ölürsünüz, zehirlenirsiniz. Oh çocuğum, bu temiz şaşkınım. Tavayla tabakları aynı yere koymak çok mantıksız. Ve aynı zamanda elen miydi bu? Neydi bunun adı? Elen. Öyle bir şeydi. Süzgeç. Süzgeçmiş. Aynı zamanda bardak var. Bardak bir bak ama. Bir bak, bir bak ya. Bir doku. Ha, plastikmiş. Plastik o zaman. Plastik bu. Olmaz. Bence. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak sarı bez evin temizliğini gösteriyor. Ay gidere bak. Bunu böyle bir... Çitileceksin. Çitilesen de çıkmaz hayatım artık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere burada bir... Dur yere dağıtmayalım şimdi. Görüyor musun? Saç çok kötü ya. Yani bir şey yıkayacaksın, temiz olduğunu düşünüyorsun. Ama bir açıyorsun ki her şey simsiyah. O çamaşır makinesi zaten... Yani yok yani, o öyle bir çamaşır makinesi olmasın. Sen onu çamaşır atıyorsun, çıkarıyorsun. Yine pis. Atıyorsun, çıkarıyorsun, yine pis. Hazır mısın? Hayır. Hadi. Bu kapıyı sen açacaksın. Evet arkadaşlar. Tadaa! Burası ne ya? Bir odalar daha varsa niye oradaki tıkış tıkışlar ki? Bilmiyorum ki. Değişik bir dengesizlik yani bu. Bu ne? Burası çamaşır odası yapmak istemiş. Ama aynı zamanda eşyalarını da koymak istemiş. İtalinden biliyorsun babaannemin. Dengesiz bir oda yani. Gereksiz bir oda. Ev zaten biraz dengesiz yerleştirilmiş yani. Değil mi? Biz çok güzel yerleştirmez miyiz bu evi ya? Evet ya, bize bıraksalar ya. Ya ev şimdi bir açık eve göre daha iyi. Daha düzenli. Tabii. Ama kendi işlerinde düzeni var. Yine tozlu, Allah kahretmesin yani yine tozlu. Çamaşır makinesi ne yani? Gerçekten çamaşır makinesi. Tam bir öğrenci evi. Tam evet, öğrenci doğru. Evi, evet. Aramızda Gizay yok. Gizay olmadığı için Gizay'ın görevini ben aldım. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Beyaz şurada. Gayet görüyoruz ayağını kaldırdığını. Evet. Yani bu evde güzel. Tam bir prenses evi. Tam. Kızların evi tam bir prenses tam. Evi. Çocuklar buraya gelecek çocuklar. Bak buraya orada geldiğinde, ne var sana? Ayıcık. Prenses dedik, ne var orada? Ayıcık. Çocuklar buraya geldiğinde şok olacaklar. Yani. Bir de ayıcığın boynunu bükmüşler. Yani bari ayıcığı buraya koyuyoruz, prensesi olacak. Bari mutluydun şu hayvanı değil mi? İlk bölüme göre ev biraz değişmiş. Demek ki kızlar biraz para kazanmış. Zaten çalışacaklardı. Evet, zaten ilk bölümden diyorlardı. Bizden kazandıkları paralarla evi de... yani... Tabii ev biraz evet, zil çaldı. Evi değiştirmişler bayağı bu aynen. Arada. Tabii ben yoktum ama izlemiştim o videoyu. Ev bayağı değişmiş. Merhaba. Merhabalar. Evet, prensler de geldi. Vallahi ben hiç konuşmak istemiyorum. Size sürpriz vermek istemiyorum, tamam mı? Tamam. Hemen sizi evle baş başa bırakacağız çünkü tamam. Sizin tepkilerinizi çok merak ediyorum. Böyle bir prenses evinde. Evet, ya büyük ihtimal video için biraz düzenlemişler. Ama benim gözüme bir sürü şey çarptı yine yani. Özellikle şunu böyle atmalar, kitaplar. Evet, buyurun. Oğuzhan'cığım. Evet. Burası herhalde...
evin çöplüğü olarak veya evin geri dönüşümü olarak da kullanılıyor olabilir. Açmak da istemiyorum şu an, korkuyorum ama. Oo. Buyurun. Leğeni atmışlar. Ne bileyim. Bir şeyler. Damacanalar. Olmaz. Çok boş değil mi? Evet. Salon çok boş yani. Bir bayağı büyük, geniş bir alan. Bir toz testi yapalım. Evet. Evet. Var ya. Çanta poşet şeysi. Zaten koltuk altı da tozlu. Hani buraya bile de atıyorsun. Bari koltuğu bir zahmet şöyle çek. Yani buraya da al yani. Bilmiyorum. Bu ayı mesela yani burada durmasının bir mantığını anlayamadım. Ya da biz sanata başka açıdan bakıyoruz. O da olabilir. Buyurun bismillah. Böyle bir dolap. Biraz sanatsal olmaya çalışılmış ama olmamış diyelim. Burası da aynı şekilde temizlenmeye çalışılmış. Hani çalışılmış ama tam başarılı olamamış gibi duruyor. Şuradaki bez izleri, kirli bezle burayı silmeler gibi. Yani bir şey yok. Aslında biraz da düzenli geldi şimdi. Tabii canım. Yalan da söylemeye gerek yok. Bakın çıkmadan gördüm. Şöyle şunu alabilir miyiz? Burada bir şeyler var. Çöpler möpler herhalde buranın çöplüğünü buraya biriktiriyorlar. En son herhalde ayda bir mi artık, 3 ayda bir mi atıyorlar sanırım. Hani bunlar göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum. Mesela şimdi burası yol üstü diye görmeyeceğimizi zannetmesinler. Bu halı gözle görülür pisliklerle dolu. Aslında ben buraya basmak da biraz istemiyorum da. Yani hani buradan herhalde geçerken kenardan geçiyorlar. Abi köprü yardımıyla. Bilmiyorum, burası sağlıklı durmadı. Çok fazla ya. Bu kadar. Buyurun. Çok yani, fazla yani. Şu an içim daraldı yani. Burayı beğenmedim. Çok fazla karışık. Kanka benim merak ettiğim bir konu. Testi yapalım. Hoppa. Eyvah. Bence elini dezenfekte et. Ben bir gidip geliyorum. Şimdi bu koltuk mesela, yani bu bilmiyorum Barbie çizgi filminden mi çıktı, nereden? Odayla bağdaşmamış. Çok da hijyenik durmuyor açıkçası. Mesela pembenin üstünde kahverengi lekeler var. Şu şekil. Evet buyurun. Hani burada yeni bir oluşum oluşmuş. Habitat oluşmuş yani burada. Çok kötü. Çok kötü. Bayağı pis ya. İyi gibi gösterilip kötü olan evlerden bence. Yani burayı bir temizle. 20 tane çanta asarak şov olmuyor bence. Var olan pislikler gizlenerek temizlik yapılmış gibi gösterilmeye çalışılmış. Ben burayı beğendim. Güzel. Şık yani, şık duruyor. Yani bir tane temiz koltuk yok sanırım bu evde. Sadece yatmayı kullanıyorlar. Ama şu dekoru beğendim şimdi Oğuzhan'cığım. Bu dekoru beğendim. Evet, bir karmaşık bir şey daha. Tabii içim daraldı yani şu anda burada. Halıları evde fark ettiyseniz hiçbir yerde halı yok. Pis halıları balkona gizlemişler. Puan kaybetmemek için pis halıları balkona gizlemişler. Boyanmaya çalışılmış ama pek olmamış gibi. Evet, video için bir düzenleme yapılmış sanırım. Düzenli. Düzenli şimdi, yalan söylemeyelim. Ama video için yapıldığını düşünüyorum. Ama yapmasan da bu sefer de niye yapmadın diyecektik. Bilmiyorum. Güzel, beğendim. Burayı beğendim. Şu duvarlarda hep izler var. Fayanslarda. Hani burası hiç sanırım taşınıldığından beri silinmemiş gibi geldi bana. Duş akabinin içi düzenli. Şuralar hiç silinmemiş gibi geldi. Daha önceden hani öyle bir fikir aklılarına gelmedi sanırım. Yani burada bana bir daraltı geldi. Çok bilmiyorum, basık mıdır? Basık değil mi? Buradan çıkalım. Kapı zaten hapishane kapısı gibi. Evet buyurun. Bu düğme... Maske yapmışlar. Yani hani her şeyi gizlersin de bu düğmenin neyini gizlemeye çalıştınız onu tam anlayamadım. Olmuş mu olmamış bence. Buyurun. Yine halı gizlenmiş. Pis halı gizlenmiş. Pis halıyı gizlemişler yine. Evet. Evet. Buyurun lekeler. Hani bunlar bizden kaçmaz. Var olan pisliği gizlemeye çalışmışlar. Hani çekim var diye temizliyoruz. Neyse kaldıralım bunu. Şurası da çok karışık. Baksana. Her yer her yerde. Yani bir ton şey var. Burada evet. Mesela ders çalışma alanı. Bu kadar bir kitap boyutu yok yani dünyada. Şöyle koyacağım. Böyle bir çalışma alanı yok yani. Diğer odalar boştu. Burada tablo. Bu dolu. Kendi yapmışsa tebrik ederim. Harbiden. Kendi yapmışsa çok güzel. Beğendim. Evet düzenli. Karışık değil, düzenli. Şu açıkta olmasına rağmen düzenli yani, üstüne atmalar falan yok. Şurası mesela inşaat halinde gibi, bir kaba inşaat gibi duruyor. Hoş değil. Ama yine burası kötünün iyisi diyorum. Burası daha iyi ya diğerlerine evet. Göre. Bu ev geniş, büyük ama 3 kişi kalıyorlar. Yani herkesin bir odası var. Güzel yani. Salonu da geniş. Ferah bir ev. Semti de güzel. Ama bazı sıkıntılar var. Ev biraz eski. Bina olarak eski. Temizliği, var olan pisliği saklayarak temizlik gibi göstermeye çalışılmış bir temizlik. Ama yine de çok pis değil yani. Bizim evle kıyaslarsak temizlik olarak aynı diyebilirim. Taceddin! Oğuzhan! Evet abi. Evi gezdiniz, gördünüz, gömdünüz. Yani çok şey yapmadık o kadar.
Yüklenmedik diyor kızlar. Daha ne yapacaktın zaten bilmiyorum. Şimdi evin sahiplerini çağırıyorum. Şimdi sevgili hanımlar, bu beyler evinizi gezdi. Evet. Yüzlerinden belli çok da memnun kalmadılar. Aa. Ben şimdi sözü onlara bırakıyorum. Çok dişliler. Taceddin'le başlayalım bu evdeki eksikleri. Evet. Bana söylediğin gibi dobra dobra tek nefeste bam güm söyle. Öncelikle evi beğendim ilk başta söyleyeyim. Ama temizlik olarak var olan pisliği gizleme şeklinde bir temizlik yapılmış gibi hissettim. Ne gibi? Mesela halıları saklamışsınız. Halılar vardı. Halılar saklanmış. Onu açtığımızda pis halılar karşımıza çıktı. Yani ondan sonra tozlar olsun. Dolap üstlerindeki, altlarındaki tozlar. Ne tozlar? Hangi tozlar? Güzelciğim sakin. Tamam. Ben iyi ki yoktum ben sizin elinizde. Onlar bizi etkiledi. Evimizi yeni yeni değiştirmeye başlıyoruz. Koltuklarımızı yeni almıştık mesela. Onun şey, eşyalarımız vardı ve o halıları da ihtiyaç sahibine vereceğiz yıkatıp. Çünkü kendimize yeni halı almıştık. Anladım. Bu sebepten dolayı arka balkon kışta olduğu için hani orada duruyordu. Ne diyorsun bu ev için? Şimdi şöyle, halılara söz ediyorsan eğer ciddi anlamda halının üstünde sapsarı bir şey vardı. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ki biz evde kedi besliyoruz. Buna rağmen asla göremezsin böyle bir şey. Ondan sonra fırını bir açayım dedim. Ya o kadar kötüydü ki gerçekten zehirlenirsiniz, yapmayın. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum bunu. Özellikle çamaşır makineniz. Ya siz çamaşırlarınızı atıyorsunuz, onlar yıkanıyor, temiz çıkması gerekirken sizin çamaşır makineniz pis olduğu için daha da pis çıkıyor galiba. Birincisi halının üstündeki olay yanık. Ve o yanık bize ait değil. O halı ikinci el bir halı. Bizim bir arkadaşımız getirmişti. Fırın geçen Oğuzhan kardeşimle kestane aldık. Ayıptır. Bunu duymak istemiyorum ya. Ayıptır söylemesi. Kestaneyi fırına attık. Biz de filme dalmışız. Patlama sesleri geldi. Patlama sesi gelince biz de fırını açtığımızda onunla karşılaştık. Sonra fırında bir şey yapmadık. Yani çamaşır makinesine gelelim. Çamaşır makinamız 8-9 aydır makinamız tamamıyla bozuk. Hani hiçbir işlevi yok. Şimdi gelelim puanlara. Şimdi Gizay sizin evi gezmedi. Gizay'a geçiyorum. Ama olsaydı Gizay büyük ihtimalle evi görmeden 1 puan falan verecek bir tip belli. Sıfır. Sevgili Seda Sayan'dan, Ayşenur'dan size... Temizlikten puan kırıyorum. Düzenden kesinlikle puan kırıyorum. Eşyalar benim tarzım değil, bundan da puan kırıyorum. Hallardaki pisliklerden falan. Hepsi temizliğe giriyor aslında. Net puanımı veriyorum. 2. 2 puan geldi Ayşenur'dan size. Sevgili Berfu'dan size... Yani tek düzene puan verebilirim. Gerçekten mi? Evet. Hayda. 2-1-3 etti sizin evin puanı 1.5. Peki gelelim. Beylerden size kaç puan geldi? Hadi. Fırtına. Sevgili Taceddin'den size. Yani dekor ve temizlik dediğim gibi pis olan şeyleri saklayarak yapılmış. O yüzden pislikten puan kırdım. Dekor da biraz manasız bir öyle bir böyle. O yüzden ben 2 veriyorum. Gelelim Oğuzhan Bey'den. Görüyorsunuz. Size kaç puan gelmiş olabilir? 1. Düzen tertip olarak yeni bir nebze daha iyiler. Fakat temizlik konusunda bir saklama çabası var. Benim tahminimce ayda bir temizlenen bir ev. İçimi daralttı yani. Öyle diyeyim. 1. Oğuzhan'dan da size 1 puan geldi. Ben de şaşkınım. Evet, ödül 2'ye bölünecek. Furkan Bey, Tosta'dan ödülleri 250-250 yollarsınız. Evet, 500 lirayı görüyorsunuz. 250-250 bölüştüreceğim bunları. Evet, Hasan'cığım bir iyi akşamlar da bir şey de. Hayır, ben onu şeyi sana bıraktım. 80 milyon kişi izliyor bizi burada. O zaman sana bırakıyorum.